Herkese selamlar arkadaşlar. Bugünün tarihi 11. ayın 15'i 2018. Almanya'dan, Hanau'dan herkese selamlar. Bugün bir önceki videoda çekmiştim yan komşu inşaat diye. Buranın estirişi, yani şapa atılıyordu. Bunda çay molasından fırsat bulup size çekmek istedim, göstermek istedim. Yani fazla bilgim yok bu şapla ilgili. Ustalar yukarıda müsait olduğu zaman soracağım. Ses olabilir belki. Yani fazla konuşma olmayabilir. Bu arada video çekim için izin de istedim. Tamam dediler. Şimdi başlayalım çekime. Bu yerden ısıtmalı. Bodenheizung diyorlar. Yerden ısıtmalı. Şu şekilde görüyorsunuz zaten. Bu arada bu boruların altında şey var, strafor, ama kaç santimlik strafor bilmiyorum onu. Önce bir burayı gezdireyim. Gördüğünüz gibi. Erdem şefim video çektiğinde şu mavi bantlardan gidip almıştı. Onlar burada hazır geliyor. Gördüğünüz gibi bütün her tarafa çekilmiş onlar. Burası da aynı şekilde. Üst kata çıkalım. Kolay gelsin usta. Tekrardan kolay gelsin. Bu bantları niye çekiyorsunuz abi siz? Usta, şunlar ne işe yarıyor şu bantlar? Bantlar ses veremez için. Alt katla şeyin biraz sesli konuşursan. Estriş duvarla kontak yapmıyor. Yani yürüdüğün zaman falan alt kata ses gitmemesi için. Başka bir özelliği var mı onun? İşte kontak yapmıyor da bunlarla. Evet. Peki bu boruların altındaki strafor kaç santimlik? Onu şeye göre, yüksekliğe göre çekiyor. Yani koda göre. Yani mesela en düşük kaç santimlik oluyor onların? En düşük 5 olur, 6 olur, 7 olur, 8 olur. Binanın yüksekliğine bağlı. Koduna göre. Yani 5'ten başlıyor, 8'e evet. Kadar gidiyor. Bu üstündeki de koruyucu değil mi? En son onları atıyorsunuz. Bunlar şey, yani ses getirmiyor, geçmiyor. Ses geçirmemesi için. Alttakiler de sıcaklık için. Evet. Strafor sıcaklık için, bu üstteki çizgili, kırmızı çizgili olanlar da? Yok, onların altındaki beyaz. Ha, strafor. Demok yani. Demok. Aynen. Türkiye'de strafor diyorlar da burada demok, evet. Türkiye'de köpük diyorlar. Türkiye'de köpük diyorlar değil mi abi bunlara? Evet. Türkiye'de köpük diyorlar. Peki abi, senin fazla zamanını almayacağım, aklını helal et de. Sen Türkiye'de şap sistemini görmüşsündür illaki. Oktan. Yani aradaki fark, hani benim bir bilgim yok. Çok fark. Mesela bu Almanya ile oranın arasındaki en büyük fark sence? En büyük fark kalite kardeşim. Kalite. Türkiye'de de sermeye başlamışlar ama bu taş yünü diyorlar ya usta, onlardan sermeye. Thank you.
Hadi kolay gelsin usta. Arkadaşlar, ses vardı, fazla konuşamadım. Ondan ziyade ustalardan ben müsaade istedim, çekebilir miyim, soru sorduğum zaman cevap verebilir misiniz diye. Çünkü az önce de söyledim, benim fazla bir bilgim yok. Yani var ama fazla yok. Onlar da biraz argo cevap verdi, onların adına da özür dilerim, kusura bakmayın. Yani söyledim ama söylediğim halde öyle bir cevap verdiler. Kusura bakmayın. Yani Almanya'daki sistem bu arkadaşlar. Şu boruların altındaki strafor, burada demont diyorlar onlara da. Yani beyaz köpük, o Türkiye'de kullanılan beyaz köpüklerden, straforlardan bunlar. Bunlar önce seriliyor zaten. Tabii yeri iyice bir temizliyorlar. Temizledikten sonra bu şapçıların ön ekipleri var. Bu ön ekipler geliyor. Tabii elektrik tesisatı, su tesisatı, bunların hepsi çekildikten sonra yerleri bir güzel temizliyorlar. İnşaat planındaki koda göre, yani kaç santimlik strafor gelecekse bunları bir güzel döşüyorlar. Ondan sonra üstüne şu, yani şu koruyucu kalın bir bant mı diyeyim artık, örtü mü diyeyim, bayağı da bir sağlam bir şey, bunu seriyorlar. Daha sonra bunun üstüne yerden ısıtma sistemi dedikleri bu boru sistemi geliyor. Bakın bunların merkezi de burası. Hepsi burada toplanıyor. Karanlık, nasıl gözüküyor bilemiyorum ama hepsi burada toplanıyor. Daha sonra üstüne şapı atıyorlar. Şunları niye atmışlar onu da bilemiyorum ama herhalde eşiklik olduğu için. Eşiklik olduğu için, yani basma yeri şey olacak, hani fazla yük bindiği zaman zarar görmesin diye bunları yapıyorlar. Yani ben şunu da söylemek istiyorum, Erdem Bey'in daha önceden çektiği videoda izlemiştim, gidip bir dünya para vermişti buna. Bunlar burada rulolar halinde satılıyor, yani Singer gibi bir şey bu. Bunun esas amacı, bunu kullanmadan estiriş atamaz, yani şap atamazlar burada. Attıkları an hepsini bir daha geri söktürürler. Çünkü beton atıldığı zaman duvarla olan kontağını kesiyor. Alt kata ses gitmemesini sağlıyor. Yani üstte ne olursa olsun ses gitmiyor aşağıya. Ve geçen videoda ben söylemeyi unutmuştum. Burada elektrik tesisatı yerden çekiliyor. Şurayı göstermiştim mesela size, şu elektrik tesisatını göstermiştim arkadaşlar. Bu kepenk, motorlu kepenk var, aşağı inip çıkıyor, onun için oraya, onun motoruna elektrik tesisatını çekmişler. Bir de size demiştim ki, hani bu bir önceki videoda bunun üstüne sıva gelecek demişlerdi. Yani yorum yazan arkadaşlardan, Almanya'da yaşayıp da malzeme satan arkadaşlar yorum yapmışlar. Onlar da keşke, zaten malzeme satıyormuş, keşke bir daha düzgün, daha detaylı bir tanıtımını yapsalar iyi olur diye düşünüyorum. Aynı zamanda rica etmiş olayım onlardan. Yani ben bir daha sordum. Dediler ki saten alçı benzeri bir malzeme dediler. Yani Almancasını söylediler ama burada çok malzeme türü olduğu için ben hatırlayamadım. Kusura bakmayın. Dediler ki buraya, yani o malzeme gelecek, onun üstüne de saten alçı gelecek. Çünkü şu elektrik yerlerinden belli oluyor. Bunlar sıfır. Yani duvarla beraber sıfır bunlar. Eğer bunun üstüne sıva gelecek olsa, bunların en az 3 santim falan dışarıda olması lazım. Ama bunlar sıfır yapmışlar. Bunlar sıfır yaptıkları için mecburen buraya ince bir malzeme gelecek. Belki üstüne kağıt da atabilirler. Yani bu eyalet eyalet değişiyor. Belki işçilikten kaçınmışlardır, belki malzemeden kaçınmışlardır. Onun orasını bilemem ben. Yani her proje değişiyor sonuçta. Dışarıyı göstereyim size.
Kullanılan malzeme bu arkadaşlar. Bu şapın altına gelen köpük, bu artık 6 santimlik herhalde olması lazım, 5-6 santimlik. Burada daha ince ebatları var. Ve o bant. O bant böyle rülo halinde. Bu şekilde bunları döşüyorlar. Kalınlığında şöyle ip incecik bir şey, elinle bile deliniyor. İnşaat alanımız burası komple. Şimdilik diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Herkese selamlar. Allah'a emanet olun.